Prim ödeme günü sayıları bakımından emekli olmayı çoktan hak etmelerine rağmen yaş sınırına takılarak mağdur edilen yüz binlerce insan şu an sizin bu kanun teklifini dikkate alıp kanun kabul etmenizi bekliyor. Emeklilik yaşı yükseltilmeden, yani 1999 yılı öncesi sigorta girişi olanların emeklilik için bulunan prim ödeme günü ve çalışma yılı şartlarını doldurduğunda emekli olabilme hakkı bugün resmen gasp edilmiş durumdadır. Muasır medeniyet çizgisindeki bir ülke ile bir muz cumhuriyeti arasındaki en temel farklardan birisi hukukta müktesep hak olarak belirtilen kazanılmış hakların korunmasıdır. Yani ilgili yasalar çıkmadan önce var olan hakların söz konusu yasada bir değişiklik olsa bile onu kapsamaması gerekir. Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde kazanılmış hakların dokunulmazlığı söz konusudur. Gelin bu kanun teklifine onay vererek bu mağduriyete artık bir son verelim. Genel sağlık sigortası kapsamında işsiz evlat vergisi adını verdiğimiz mağduriyet halen devam ediyor. Bir devlet düşünün ki istihdamını sağlayamadığı işsiz vatandaşlarını zaten yük olmak zorunda kaldıkları ailelerin gelirine göre borçlandırıp bu sürede faydalandırmadığı bir sağlık hizmeti için ne yap, ne et, bana şu kadar para getir diyebiliyor. Bu GSS borçları tam anlamıyla sosyal devletin iflası anlamına gelen devasa bir paradoks olarak karşımıza çıkıyor. Düşünün ki ödeyemediğiniz için hali hazırda alamadığınız sağlık hizmetinin parasını devlet sana borç olarak yazıyor ve üzerine faiz işletiyor. Sadece bu ülkenin işsiz bir vatandaşı olduğunuz için sizin üzerinize binlerce liraya varan borçlar birikiyor. Hastaneye başvurduğunuzda ise GSS borcunuz olduğu için sağlık hizmeti alamıyorsunuz. Oysa GSS borcunun sebebi ise geçmiş aylarda almadığınız bu sağlık hizmetinin bedeli. Şimdi buradan sizlere soruyorum. Vatandaşının en büyük dayanağı olması gereken koskoca bir devletin sunmadığı hizmetin tefeciliğine soyunan böyle tuhaf bir paradoksu olabilir mi? Oysa anayasamızın 56. maddesine göre devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak ile görevlidir. İşsiz vatandaşa haksız bir şekilde borçlandırırken sağlık hizmetlerinden de mahrum bırakması nedeniyle 7 Haziran'da gençlerden ciddi oranda oy kaybettiğini gören iktidar sadece 25 yaş altındakilerin GSS borçlarını sildi. Fakat 25 yaş üstündeki milyonlarca işsizin ödemesi beklenen milyarlarca liraya varan bu ayıp halen artarak devam ediyor. Akla ve vicdana uymayan bu zorunlu borcun ödenme oranı neredeyse yok denecek kadar az. GSS mağdurlarının sosyal medyadaki tepkilerine bakın. Hemen hemen hepsinin ortak beyanı gelsinler, neyimiz varsa alsınlar ama yine de böylesi adaletsiz bir borcu ödeyemeyiz diyorlar. Buradan daha önce defalarca dile getirdiğim gibi bir kez daha artık insaf edin diyerek rica ediyorum. Lütfen bir an önce bu GSS ayıbından kurtulalım.